Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Bizi yoktan var eden, her türlü nimetlerimize ikram eden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet eyleyen, bizi şu mübarek Ramazan-ı Şerif günlerine kavuşturan Yüce Allah'ımıza hamdolsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun âline, ashabına salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, inayeti cümlemizin üzerine olsun. Allah Celle Celaluhu bu fani alemden ebedi aleme göç eyleyen, bütün geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbim bize de ömrümüzü iman-ı kamil, ameli salih ile yaşayıp, huzuruna mümin sıfatıyla varan kullarından eylesin. Mevla her birimizden razı olsun, kıymetli cemaatim, değerli müminler. Bir ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki, İnşallah bu ayetin manasını beraberce mütalaa ettikten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 5 vasiyetiyle ilgili hadisi şerifi anlamaya, dinlemeye çalışalım. Rabbimiz buyuruyor ki Âl-i İmran suresinde Ya eyyühellezîne âmenüttegullâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entüm muslimûn. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'ın emirlerini terk etmekten sakının. Allah'ın yasak ettiği sözleri, fiilleri, işleri, davranışları işlemekten sakının. Hakka tukatihi. Hakkıyla Allah'tan korkun. Hakkıyla Allah'a saygı gösterin. Hakkıyla takva sahibi olun. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ancak diyor Allah, her fani gibi siz de bu dünyaya veda edeceksiniz ama bu dünyaya veda ederken İslam fıtratıyla, yani Müslüman olarak ruhunuzu teslim edin. İslam fıtratıyla geldiğiniz bu dünyadan yine İslam fıtratıyla, Müslüman kimliğiyle hayata veda edin buyuruyor Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Bu ayetten anlıyoruz ki değerli müminler, kıymetli kardeşlerim, iman gönül meselesi, İslamiyet'i kabul etmek, yaşamak irade meselesi. Yani bir yönüyle Rabbimizin de izniyle, Allah'ın da yardımıyla imanımızı korumak, imanımızı muhafaza etmek kişinin kendi gayretine bağlı, kendi çabasına bağlı. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa, hakkıyla Allah'a karşı nasıl saygılı olmak gerekiyorsa öylece davranın ve siz sakın ola ki Müslüman olmaktan başka bir sıfatla can vermeyin, dünyaya veda etmeyin. Rabbim bu dünyaya veda ederken imanımızla veda etmeyi, imanımızla huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Değerli müminler, kıymetli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'u anlatıyor. Hazreti Peygamber'in sadık dostlarından, arkadaşlarından, ahbaplarından bir tanesi. Ve Peygamberimizin sözlerini, Peygamberimizin hadisi şeriflerini en çok bize ulaştıran sahabeden bir tanesi. Diyor ki, bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, Ya Ebu Hureyre, sana bazı tavsiyelerde bulunacağım. Bazı vasiyetlerde bulunacağım. Kim bunları alırsa, kim bunlarla amel ederse veya kim ki bunlarla amel edebilecek insanlara bu sözlerimi, bu tavsiyelerimi anlatırsa, öğretirse onun için dünya ve ahiret adına faydalı olur. Ben dedim ki ya Resulallah, ben bu işe talibim. Yani sizin tavsiyenizi, sizin vasiyetinizi, sizin nasihatinizi almaya, dinlemeye, yaşamaya ve aynı zamanda etrafımdaki insanlara da öğretmeye talibim. Öyle olduğu için şu anda biz bu hadisi şerifi sizlerle beraber mütalaa ediyoruz. O Peygamberimizden
Ebu Hureyre Efendimiz Peygamberimizden bize naklettiği için bizim de bu vasiyeti öğrenme, dinleme ve yaşama şansımız olacak inşallah. Birincisinde Allah Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem اِتَّقِلْ مَحَارِمَ تَقُلْ اَعْبُدَ النَّاسِ. Birinci madde nedir? Beş vasiyet. Birincisi, Allah'ın haram kıldığı her türlü fiilden, her türlü sözden, davranıştan uzak dur ki Allah katında en iyi bir kul olasın. Beş vasiyeti Peygamberimiz. Ümmet-i Muhammed'e beş tavsiyesi. Birincisi, insanların en hayırlısı olmak için, kulların en hayırlısı olmak için, iyi bir kul olmak için اِتَّقِلْ مَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبُدَنْ تَسْ. Allah'ın haram kıldığı her türlü yaşantıdan uzak dur ki Allah katında iyi bir kul olasın. Değerli müminler, kıymetli kardeşler, yalan bir haramdır. Faiz bir haramdır. İçki bir haramdır. Kumar bir haramdır. Fuhuş bir haramdır. İftira bir haramdır. Kul hakkına girmek bir haramdır. Yani aklın yolu birdir. Kişi vicdanıyla baş başa kaldığında, bir muhasebeyle baş başa kaldığında elhamdülillah okuduğumuz kitaplar, dinlediğimiz hutbeler, dinlediğimiz nasihatler, dinlediğimiz sohbetler, vaazlar, Allah Resulü'nün tavsiyeleri bize zaten neyin haram, neyin helal olduğunu ortaya koyuyor. Öyleyse gelin, Peygamberimizin bir vasiyetini yerine getirelim. Anamız babamız bir vasiyette bulunduğunda diyoruz ki, bunu yapmam lazım. Niye? Anamın vasiyetidir bu. Babamın vasiyetidir bu. Veya eşimin vasiyetidir bu. Peki alemlere rahmet gönderilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetini yerine getirmek gerekmez mi? Elbette en önce buna dikkat etmek lazım. Ne buyurdu Peygamberimiz? Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakın ki Allah katında iyi bir kul olasın. Peki ya Rabbi, ey Rabbim, ey Allah'ın Resulü, şayet ben bir haramı işlediysem, bir hata ettiysem, bir kusurum olduysa, bir günahla baş başa kaldıysam ne yapmam lazım? Kıymetli müminler, değerli cemaatim, Ali İmran suresinin 135. ayeti, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kıyamet sabahına kadar bizim için tevbe kapısını açık bırakmış. Buyuruyor ki Rabbimiz, müminler öyle kimselerdir ki, Müslümanlar öyle kimselerdir ki, Peygamberimiz bir vasiyette bulundu, diyelim ki bir gaflete düştük. Hata ettik, unuttuk, bilerek veya bilmeyerek bunu terk ettik. Rabbim buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ. Onlar çirkin bir şey yaptıkları zaman, kötü bir iş yaptıkları zaman, kendilerine, nefislerine zulmettikleri zaman, insan iyiliğe layıktır, insan güzelliğe layıktır, bu beden, bu can emanettir, Allah'ın razı olduğu bir hayatı yaşamak zorundayız. Rabbimiz bizi bunun için dünyaya imtihan maksadıyla gönderdiğini bildiriyor. Hadi diyelim ki böyle bir hatamız, kusurumuz, günahımız olduysa Cenab-ı Hak yol gösteriyor. Buyuruyor ki Zekerullah'e. Böyle hata eden kullarım hemen Allah'ı hatırlarlar. Ben ne yaptım ya Rabbi? Ben nasıl yaparım bunu? Bu bana yakışmaz ki Allah'ım. Bu benim dinime yakışmaz, imanıma yakışmaz, kitabıma yakışmaz, Kur'an'ıma yakışmaz ki derler. Zekerullah'e. Hemen Allah'ı hatırlarlar. Festağferu li zunubihim. Ve hemen Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dilerler. Ve inanırlar ki, inanıyoruz ki biz, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ. Bizim hatamızı, kusurumuzu Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Kim bağışlayabilir? Yunus Emre ne güzel tarif etmiş bunu. Senin adın Settar iken, affedici Gaffar iken, kime gidem sen var iken, cürmüm ile geldim sana diyor ya, ya Rabbi diyor,
Senin adındır Settar olan, hataları örten. Senin adındır Gaffar olan, günahları bağışlayan. Kime gidem sen var iken ben? Günahım da olsa, sevabım da olsa ya Rabbi senin kapına geldim diye oraya yönelir insan, oraya yönelir Müslüman. Biz de öyle yapacağız. Ama bir hususu daha Rabbimiz öğretiyor. O da nedir? وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Müslüman hata etse, kusur da işlese, günah da işlese asla kusurunda, hatasında ısrar etmeyecek, yanlış yoldan geri dönecek. Değerli müminler, kıymetli kardeşlerim, neydi Peygamberimizin birinci vasiyeti? Haramlardan uzak dur ki Allah'ın sevdiği, Allah'ın değer verdiği bir kul olasın. İkincisi, وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَ النَّاسِ Allah'ın sana taksim ettiği şeylere razı ol ki insanların en zengini olasın. Ya Rabbi, hamdolsun sıhhat verdin Allah'a. Hamdolsun evlat verdin ya Rabbi. Hamdolsun servet verdin ya Rabbi. Hamdolsun ilim verdin ya Rabbi. Hamdolsun rızık verdin ya Rabbi. Eğer böyle dersek, Peygamberimiz vasiyet ediyor. Buyuruyor ki, Allah'ın sana taksim ettiği, ayırdığı şeylere razı ol ki o zaman gönlün zengin olur. İnsanların en zengin olursun. Ama derse ki, filancada daha çok var. Onuncu daha güzel, onuncu daha konforlu, onuncu makamı mevkisi daha rütbeli, daha yüksek vesaire. Hep kendisinden yukarıya bakarsa o zaman insan huzur bulamaz. Dünyada kanaat gösteremez. Kalbindeki haset duygusunu gideremez. Hep insanları haset eder. Haset nedir? Mümin kardeşlerinde, Müslüman kardeşlerinde olan güzelliğin onlarda olmamasını istemek. Benim yok onların da olmasın. Benim olmadı onların da olmasın. Veya onların elindeki de yok olsun. Hayır. Müslümana bu yakışmaz. Efendimiz buyurur ki La tehasedû ve la tedâberû ve la tebâberû. Ne buyuruyor Peygamberimiz? Birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinize buğz etmeyiniz. Birbirinizi gördüğünüz zaman sırt çevirmeyiniz. Bunun yerine gıpta etmek. Gıpta nedir? Allah'ım bana bir güzellik vermişsin. Bana da ver ya Rabbi. Hazinen geniş senin Allah'ım. Ya Rabbi senin rahmetin geniş. Kardeşlerime ikram ettiğin güzelliği, sıhhati, malı, mülkü, serveti bana da ikram et diye dua etmek, gıpta etmek, imrenmek ama haset etmemek. Peki haset duygusundan uzak kalmak için Peygamberimizin tavsiyesi, vasiyeti nedir? وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَ النَّاسِ Allah'ın bize ayırdığı kısmetimize razı olacağız ki insanların en zengini olalım. Gönlümüz buna rıza göstersin. Üçüncüsü nedir? Değerli müminler, kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz buyuruyor ki وَاَحْسِنْ اِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا Komşularına iyilik et ki komşularına iyi davran ki komşularınla iyi geçin ki iyi bir mümin olasın. İyi bir Müslüman olmanın, iyi bir mümin olmanın yolunun bir tanesini de yani mümin olmanın yolları çoktur. Başta imandır, ibadettir, hayırdır, hasenattır, cömertliktir. Ama bunlardan bir tanesini Peygamberimiz ve ahsin ila carike tekun müminen komşularına iyilik et ki iyi bir mümin olasın buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin komşuluk hakkında birçok hadisi şerifleri var. Hatta bir defasında buyururlar ki Cebrail bana geldi. Komşudan o kadar bahsetti. Komşu hakkında, komşuluk ilişkileri hakkında, komşu ile iyi geçinme hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki ben komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim buyurur sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu hadisi şerifteki beş vasiyetten üçüncüsü nedir? Komşuya iyilik et ki iyi bir mümin olasın. Değerli müminler, dördüncü maddede ne var Peygamberimizin vasiyeti, tavsiyesi? Efendimiz buyuruyor ki وَاَعِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا
kendin için neyi istiyorsan, dünya ahiret adına bir insan kendisi için ne ister? Mesela şu Ramazan günü iftar soframız bereketli olsun, sağlığımız yerinde olsun, eşimiz evladımız huzurlu olsun, işlerimiz yolunda olsun, hangi meslekteysek işlerimiz kolay olsun, başarılı olsun, efendim hanemiz, şehrimiz, beldemiz bereketli olsun, güvenli olsun. Misal veriyorum. Bunu böyle düşünmek Müslümana yakışan. Ama sadece benim olsun. Sadece benim olsun, başkaları beni alakadar etmez demek Müslümana yakışmaz. Peygamberimiz 4. vasiyetinde, tavsiyesinde buyuruyorlar ki bir kimse kendisi için neleri istiyorsa, neler için Allah'a dua ediyorsa, hangi temennilerde bulunuyorsa mümin kardeşleri için, diğer insanlar için de istesin ki o zaman ne olur? Tekun Müslüman, iyi bir Müslüman olsun. Peki 5. madde nedir? Değerli müminler, kıymetli kardeşler. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem وَلَا تُكْفِرِ الدَّعِكَ فَاِنْ كَفْرَةَ الدَّعِكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ اَنْ تَرَسَنْ بِيْفَانِ. Bazen böyle şahit olursunuz. Yani insanız bazen. Gaflet basar bazen. İki arkadaş, üç arkadaş bir araya gelir. Evde, efendim, bahçede, çarşıda, pazarda, kahvede, hastanede vesaire. Yani öyle kahkahalar atılır ki sanki cennetten bir haber gelmiş. Öyle gülmeler yapılır ki sanki dünyanın bütün derdi, kederi bitmiş. Bu derece bazen insan kendisinden geçer. Peygamberimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. 5. tavsiyesinde buyuruyor ki Efendimiz, çok gülmekte, kendinizden geçmekte, kahkahalar atmakta, insanlar gözü yaşarıncaya kadar böyle güle güle katılır ya. Efendimiz buyuruyor ki, çok gülmekten de sakının, çünkü çok gülmek kalbi öldürür. Atalarımız ne güzel demişler. Çok gülmek ağlamak getirir diye. Bazen insan böyle kendisini kaptırıp o nefsin şeytan aleyhillerinin vesvesine elini eteğini çekmiştin her şeyden, katıla katıla gülmeler. Peygamberimiz hiçbir gülmeler, elbette gülmeler. Allah Resulü'nün suratında zaten asıklık göremezdi kimse. Kimseye böyle kem gözle bakamazdı Peygamberimiz. Hırçın olamazdı kimseye. O hoşuna gitmeyen bir meselede bile sadece susmakla yetinirdi. Ama Peygamberimiz bizlerin yaptığı gibi katıla katıla da gülmezdi. Sahabe öyle haber veriyor. Onun gülmesi ancak diyor, dişlerini görebilirdi, fazla göremezdi. Yani böyle ağzını açıp da katıla katıla gülmezdi, kendisinden geçmezdi. Rabbim Celle Celaluhu, Peygamberimizin 5 tavsiyesi. 1. Haramlardan sakın ki Allah katında iyi bir kul olasın. 2. Allah'ın verdiği kısmete razı ol ki insanların en zengin olasın. Kanaatte zirve. 3. Komşuna iyilik et ki iyi bir mümin olasın. Kendin için ne istiyorsan başkaları için de iste ki iyi bir Müslüman olasın. Sonra Peygamberimiz buyururlar ki çok gülmeyin. Katıla katıla kendinizden geçmeyin. Çünkü kalbi öldürüyorsunuz. Değerli müminler, bir hadis-i şerifle inşallah Peygamberimizin tavsiyesiyle sohbetimizi bitirelim. Allah Resulü her zaman yapmadığı, hadis-i şeriften anladığımız nedir? Bir cuma hutbesidir bu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hutbeye çıkıyor. Hutbeye çıkarken bir basamak çıkıyor. Cemaatin, sahabe-i kiramın duyacağı şekilde amin diyor. Bir basamak daha çıkıyor, amin diyor. Bir basamak daha çıkıyor, amin diyor. Daha sonra sahabe-i kiram soruyor. Ya Resulallah, böyle bir uygulamanız yok diye Allah'ın Resulü. Bugün amin demenizin hikmeti nedir? Amin demenizin sırrı nedir? Peygamberimiz buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselam dua etti, ben de onun duasına amin dedim. Neydi onun duası? 1. duada Cebrail aleyhisselam dedi ki, bir kimse yaşlılığından, yani el, kol, kanat olmaya ihtiyacı varken annesinin babasının sağlığında onlara yetişir de birine kavuşur veya ikisine kavuşur.
onların duasını kazanamadığı için, onlara iyilik yapamadığı için, onların rızasını alamadığı için dünyadayken cenneti kazanamazsa o kimseye yazıklar olsun dedi, ben de amin dedim. Peki ya Resulallah, ikinci sır neydi, ikinci dua neydi? Amin dediniz. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, o bir peygamberdir. Her cuma günü biliyorsunuz hatiplerimiz hutbeye çıkarken İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ ayetini okuyarak biz hatiplerimizi hutbeye çıkarıyoruz. Nedir bu ayetin manası? Allah ve onun melekleri peygambere salat ve selam ederler. Ey iman edenler, siz de o peygamber üzerine salat ve selam edin, bir emirdir bu. Buradan hareketle vaciptir peygamberimizin adını duyduğumuz zaman salat ve selam getirmek. Efendimiz buyuruyor ki Cebrail aleyhisselam dua etti. Ya Muhammed, bir peygamber olarak sen bir kimsenin yanında ismin geçer de Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Hem senin ismine hürmet etmez, hem senin cismine hürmet etmez, hem senin sünnetine saygı göstermez, hem senin ahlakına yakın olmazsa o kimseye de yazıklar olsun dedi, ben de amin dedim diyor. Peki ya Resulallah, üçüncüsü nedir? Efendimiz aleyhissalatu vesselam Cebrail aleyhisselamın duasına üçüncü amin demesinin de sırrını açıklıyor. Nedir o? Efendimiz buyuruyor ki Cebrail aleyhisselam dedi ki bir kimse Ramazan ayına kavuşur. Elhamdülillah. Kavuşturana hamdolsun. Sağlık sıhhat içerisinde, huzur içerisinde, güven içerisinde bu huzuru, bu güveni sağlayan Allah askerimizden, polisimizden, devlet adamlarımızdan, emeği geçen bütün kardeşlerimizden razı olsun. Amin. Dünyayı görüyoruz değerli müminler, kıymetli kardeşlerim, seyrediyoruz. Yani iftar sofrasını huzurla beklemek çok zor bazı yerlerde. İslam diyarının birçok yerinde mazlumların ahı var, gözyaşı var. Ama hamdolsun sıkıntılarımız yok değil, var. Sıkıntısız bir dünya hayatı yok. La rahate fid dünya. Öyle dünyada dört dörtlük bir rahat yok. Cebrail aleyhisselam dua ediyor. Şöyle yalvarıyor. Ya Rabbi, bir kimse Ramazan ayına kavuşur da Ramazan ayının feyzinden, bereketinden, affından, rahmetinden istifade edemezse, yani bayram gelmiş neyime der gibi hiç böyle umurunda olmazsa o kimseye de yazıklar olsun dedi, ben de amin dedim. Elhamdülillah. Öyle güzel günlere kavuştuk ki Kur'an'ın okunduğu dinlendiği, mukabelelerin okunduğu dinlendiği, hatmi şeriflerin okunduğu, Kur'an-ı Kerim'le en fazla zaman ayırdığımız bir zaman dilimi. Bir aya girdik, bir rahmet mevsimine girdik. Efendim, sahurun bereketiyle, iftarın faziletiyle, teravihin kardeşliğiyle bir günlere kavuştuk. Ama gelin görün ki bu kardeşiniz de dahil, şu kavuştuğumuz Ramazan günlerinin feyzini, kıymetini bilemezsek, rahmetinden, affından, mağfiretinden istifade edemezsek, Cebrail aleyhisselamın o kimseye yazıklar olsun diye ikaz ettiği bir durum var. Böyle bir duaya da Peygamberimiz abi oluyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu günlerin feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi makbul eylesin. Amin. Hayır ve hasenatımızı kabul eylesin. Amin. Efendimizin tavsiyesiyle sadece ben değil, bakınız ben demenin Müslümana yakışmadığı ta Fatiha suresinin özünde var. Fatiha'nın özünde biz Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Errahmanirrahim, o Allah Rahmandır, Rahimdir. Maliki yevmiddin, dünyanın da ahiretin de maliki odur, sahibi odur. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Bakınız ben demiyoruz ya Rabbi, ancak biz sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Namazın içerisinde bile biz diyorsak, sosyal hayatımızda ben demeyelim. Namazın içerisinde bile beraberce Allah'tan yardım istiyorsak, gelin sosyal hayatımızda, dünya hayatımızda sadece kendi adımıza değil, bütün kardeşlerimiz için, bütün müminler için iyilikler, güzellikler talep edelim.
Allah'a öyle dua edelim ki elhamdülillah Peygamberimizin de duası bize öyledir. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver. Azabından bizi koru. Ben demiyoruz. Rabbena fili ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yakumul hisab. İkinci bölümde de kademe kademe. Allah'ım beni affet. Anamı babamı affet ya Rabbi. Bütün müminleri de bağışla diye yine özelden genele doğru bir tavır sergiliyoruz. Cenab-ı Hak birlik ve beraberlik içerisinde bir Ramazan geçirmeyi nasip eylesin. Allah cümlemizden razı olsun. Lillahi'l-Fatiha.